Öğretmenlerim merhabalar. Şimdi sizlerle 5. deneme sınavımızı çözelim. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Tabloya göre net sayısı, alınan puanlar ve öğrencilerle ilgili kararların ölçek düzeyleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öğretmenlerim net sayısı. Net sayısı ne bildirir? 10 net. 5 netin 2 katıdır diyebilir miyim? Derim. Bir yerde kat oran çarpma bölme yapılıyorsa o hangi ölçektir? Oranlı. O zaman net sayısı oranlı ölçekmiş. Oranlı olmayan seçenekleri hemen direkt eledik. Puan. Öğretmenlerin bir yerde ilgi, bilgi, beceri, düzey bunların hepsi puan ile ölçülür. Peki biz bir bireyin bilgisini puan ile ölçerken kullandığımız sıfır nasıl bir sıfır? Gerçek değil. Keyfi bir sıfır kullanırız. Yani bağıl sıfır kullanırız. O yüzden puan da her zaman ama her zaman aralıklı ölçektir. O zaman ikincinin ne olması lazım? Aralıklı olması gerekir öğretmenim. Peki kararlara baktık. Geçti kaldı. Bir özelliği kendi içinde evet hayır yaptı yapmadı gibi ikiye ayırarak grupluyorsak orada kesinlikle ne olacaktır? Sınıflama olacaktır. Bu yüzden sorumuzun cevabı ne olur öğretmenlerim? Adanama. Peki karar kısmı 3 olsaydı yani geçti kaldı bazen geçer deseydi en az 3 tane olsaydı o zaman kanka sıralama olurdu. O zaman burada bir sıralama yok. İki ayırdığı için gruplama olduğu için sınıflama vardır. Bu yüzden doğru cevabımız da Adana olacaktır öğretmenim. Hadi bakalım ikinci sorumuza geçelim. Bu öğretmen yapmış olduğu ölçme ve değerlendirme etkinliği ile ilgili neyi amaçlamış olabilir? Bir öğretmen konuları anlatmaya başlamadan önce, anlatmaya başlamadan önce öğrencilerin bilişsel giriş ve duyusal giriş davranışlarını belirleme yönelik sınavlar yapıyor. Öğretmenlerim girişte yapılan, sürecin başında yapılan sınavın adı ne? Tanıma ve yerleştirmeye dayalı. Yani diğer bir ismiyle diagnostiktir. Peki diagnostik sınavların amacı ne? Öğrencilerin öğretmenlerim hazır bulunuşluğunu, ön koşul davranışlarına uygun mu değil mi bunu ölçmek. Peki burada baktığımızda cevabımız bu yüzden ne olur? Bursa olacaktır. Peki diagnostik sınavlara örnekleri neler verebiliriz? KPSS, YKS, LGS, ülke çapındaki tüm seçme sınavları, muafiyet sınavları, özel yetenek sınavları, STS'ler, psikoloji testleri, Bunların hepsi tanımaya yöneliktir öğretmenlerim. Peki ikincisi neydi? Formatif. Formatif sınavların amacı öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgılarını belirlemek. O zaman öğretmenlerim kavram yanılgılarını belirlemek ve öğrenme eksiklerini belirlemek formatifle ilgilidir. Formatif ne zaman mı yapılır? Sürecin içinde ya da tek bir ünite sonrasında yapılır öğretmenlerim. Not vererek geçme kararı kalıyorsanız, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kararı düzey belirleme, değer biçme ile ilgili. Yani sunmatifle ilgilidir öğretmenlerim. Burada tanıma ve yerleştirme ile ilgili olduğu için cevabımız ne olacaktır? Bursa seçeneği olur öğretmenlerim. Haydi buyurun. Üçüncü sorumuz gelsin. Hocam tablo sormuşlar. Ne de güzel. Tablo soruları beklatlı olur kanka. Ya bakayım. Ne sormuş? Kapsam geçerliği, yordama geçerliği, güvenirlik katsayısı ve ne verilmiş kankalarım? Ortalama güçlükler verilmiş bunlar yukarıdan aşağı verildiğine göre tablodaki bilgilere göre bir fabrikaya eleman seçmek için. Kanka bir yerde eleman seçmek için. O zaman biz hangi geçerlilik türüne bakacağız? Kapsama mı? A -a. Kime? Yordamaya bakacağız. Niye kankam? Bir insan seçimin için yapılır. Gelecek için. İyi öngörmek, iyi yordama yapmakla. Ha, o zaman yordama geçerliğinin 0.30'un üstünde olması gerekir. Bu yüzden Edirne'yi eledik. Peki bu sınavların aynı zamanda güvenilir de mi olması gerekir? Evet. O zaman güvenilir olması gerektiği için 0.70'in üstünde olması gerekir. O zaman 1 eledim 70'in altında. 5'i eledim 70'in altında. Peki fabrikaya eleman seçmek için seçmen sınavlarının soru güçlüğünü olacak mı zor orta kolay? zor. Zor olması demek PJ değerinin 0.40'ın altında olacak. Bu 0.56 orta güçlük. Bu 0.77 kolay. Bu da öğretmenlerim 0.15 olduğuna göre zor. O zaman kanka ha ne olacak? Seçme testlerinde kullanılır. Cevap ne? 3. Peki soru şöyle olsaydı. Bu bir başarı testi olsaydı Özgürcüm. O zaman yordama olmaz. Başarı testlerinde hangi geçerliğe bakıyorsun? Kapsam. O zaman kapsamı 0.30'un üstünde, güvenirliği 70'in üstünde, güçlük de orta güçlükte olacak. Ama adam seçecekse o zaman yordaması, güvenirliği, güçlüğü de öğretmenlerim zor olacak. Bu koşul o yanda 3. sorumuz yani Ceyhan'dır. Buyurun. Dördüncü sorumuz gelsin. Aa, aynı soru ama bak Aynı soru, öncül aynı da soru köküne bak gözü kör olmayası. Aynı soruyu mu sormuşuk? Peki öğretmenin hazırladığı 5 farklı testi bu sefer neyi sormuş? Başarı testi. Ne dedim sana bir an önce? Başarı testini sorunca nereye bakıyorduk? Nereye mi? Geri al. Geri al görüntü gözü kör olmayasıca. Bir dakika önce söyledim ya başarı testini söylediğinde nereye bakılır? Kapsama bakılır. Kapsamı ne olacak? Yüksek. Geçerliğin alt limiti 0.30 olduğuna göre 30'un üstünde olacak. Hocam 30'un altında yok. E niye bak? yoksa illa olacak diye bir şey demedik ki. Güvenirliği ne olacak? 0.70'in üstünde. 70'in altındakileri eledik. Ama başarı testlerinin soru güçlüğüne orta. Orta soru güçlük nasıl hocam? Bir PJ değeri 0.40, 0.60 dahil arasında olursa orta güçlük olur. Bak bu 0.56 olduğu için orta. 0.15 olduğu için 40'ın altında zor. 0.77 kolay. Bize orta güçlük lazım olduğu için o zaman cevabımız 2 olacaktır. Unutma. Burada önemli olan demek ki hangi geçerlik türüne bakılır? Notal, başarıda, kapsama, seçmede, yordamaya, psikoloji testlerinde de yapı geçerliğine bakılır. Kupeyi tak lazım olur belki. Peki hadi buyurun. 5. Bu öğretmenin yaptığı uygulamayla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Bir öğretmen dört seçenekli çoktan seçmeli bir sınav hazırlamıştır. Uygulama öncesinde öğrencilerine üç yanlış bir doğruyu götürecektir demiştir. Bir hoca neden üç yanlış bir doğruyu götürecekler? Sence? Çünkü o öğrenci topluluğu bazen ne yapıyor? Aman doğru yanlışı götürmeye nasıl olsa. E sıkayım gitsin. Belki tutarsa. Baba ba, bak gavura bak hele. Ama hoca da ne diyor? Ulan sizin ben sanki ne gavur olduğunuzu bilmiyorum. Çocuklar dört yanlış bir doğruyu götürür. Çocuk bazen ne yapıyor? Sıkmaya çalışıyor. Tövbe ulan ya yanlış çıkarsa? Şeytana uysam mı uymasam mı? U, u, u uymayayım lan bırakayım diyor. Bak ne yaptı? Çocuğun sallayıp da tutturmasın. O zaman kanka dört yanlış bir doğruyu götürür. Düzeltme formülü kullanmak bunların hepsinin tek amacı vardır. Nedir? Şans başarısını düşürmektir. Peki bir ölçüm aracının şans başarısı düşer ise o sınavın güvenirlik ve geçerliği ne olur? Artar diyoruz öğretmenlerim. Hadi bakalım gelsin. Tabloda ne verilmiş? Standart sapma değerleri ve güvenirlik değerleri verilmiş. Buna göre standart hata en yüksek ve en düşük olan. Hocam ben böyle soruları ha, formül ile çözüyorum. Nasıl çözüyorum? Şöyle çözüyorum hocam. Standart hata eşittir. He. Standart sapma çarpı kök içerisinde bir eksi güvenirlik katsayısı. Hepsini tek tek yerine koyuyorum. Sonra düşük olanı düşük yüksek olanı yüksek Bay bay. Bay bay kanka. Sen niye bir daha gelen bu sınava? Gözü kör olmayasıca. Ya kökten çıkmayacak sayı verirse ne yapacaksın? Işık görmüş. Damşan gibi baham soruyor o zaman. Bu tür sorularda doğru orantı ters orantıya bak. Anlamadım hocam. Ya buraya. Burada çarpma durumunda değil mi? Şuradaki standart sapma değeri artarsa buradaki hata ne olur? Artar. O zaman sapma ile hata arasında nasıl bir orantı var? Doğru orantı var. Demek ki standart hatanın çok olması için sapması çok olacak. Peki standart hata ile öğretmenlerim güvenirlik arasında nasıl bir orantı var? Ters orantı var. Ya hayatta da böyle değil midir? Hayat adama racon keser. Hayatta sapması fazla olan adamın hatası çoktur. Hatası çok olan adamın da güvenirliği düşüktür. Raconu böyle keser hayat sana. Ha, o zaman bu mantıkla çözsene gözü kör olmaya sıcak. Neyi sordu? Hatanın en yüksek. Bir yerde hatanın yüksek olması demek. Hayatta sapması çoğalmış. O zaman onun güvenirliği düşük. Sapmasının fazla, güvenirliğin düşük olan yerin hangi derste buluştuğunu gördün mü? Kim? Türkçe. Bir daha söyle Türkçe. Aferin sana. Peki o zaman standart hatası düşük mü istiyor? Hatası düşük olan adamın sapmaları azdır. Ama o yüzden de güvenirliği bakın çoktur der. Bu da fenmiş. O yüzden cevabımız ne? Adana. Nerede formül? Gözü kor olmayacak. He? Her şey formül değil. Acık burayı kullan. Burayı öbür tarafa sıfır götürünce bir şey olmayacak. Kullan bunu ya. Ben sana akıl verdim diyor ya. Allah Allah. Buyurun. Gelsin. Yukarıda özellikleri verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? Bireyi tanıyan ya da bireyi gözleyen kişi tarafından doldurularak yapılıyor. He. O zaman dolduruyor. Tanılayıcı dallanmış ağacı öğrenci yapar. Olmaz. Çeteleme ölçeğini öğretmen bunlar olabilir. He tamam dur ama Rubriği öğrenciye veriyoruz ama doldururken öğretmen dolduruyor. Dereceleme ölçeni direkt öğretmen dolduruyor. Çeteleme ölçeği ikisi de olabilir. Peki bu bakımdan okullarda yöneticiler, öğretmenler, danışmanlar ve hatta veliler, diğer ilgililer, öğrenciler hakkında değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. Tamam. Gözlemlerin kayıt edilmesi için kullanılan araçlardandır. Ha, bağımsız davranılabilmesi, işbirliği yapılabilmesi, liderlik yeteneği, işbirliği yapılabilmesi gibi konularda hazırlanır. Tamam. Bu ölçekler bilgi sağlayan kişi de evet ve hayırdan daha fazlasını ister. Dur. Evet, hayır. Yaptı, yapmadı. Oldu, olmadı. Puanlamayı ikiye ayırarak yapan kim? Kontrol listesi. Daha fazlasını istiyor diyorsa zaten kontrol listesi olmaz. Zaten seçenekte de yok. Peki kontrol listesine göre bir birazcık daha, acıcık daha İccuk daha gelişmiş ölçeğin adı ne? Dereceleme ölçeği. Unutma Likert tipi ölçek. Yani kanka aralarında derece bildirecek imiş. O yüzden cevabımız ne olur? Bursa. Peki analitik ya da holistik rubrik ne? Puanlama cetveli. Bunu öğrenciye de verdiğimizi mutlaka verseydi oralara gidebilirdik. Ama böyle bir şey demediğine göre Bursa'da kaldık. Yeni bir sorumuz gelsin öğretmenlerim hadi bakalım. Buna göre ikinci uygulamaya ilişkin hesaplanacak aşağıdaki değerlerden hangisi kesinlikle daha düşüktür diyor kankalarım. Peki bir öğretmen uygulamış olduğu testin sonuçlarını şu şekilde bulmuştur. Test puanlarının standart sapması kaç? 9. Güvenirlik katsayısı sayısı 0.44. Güvenirlik nasıl? Düşük. Nereden anladın? Güvenirliğin alt limiti kaç? 0.70. O yüzden düşük. Peki test üzerinde bazı düzenlemeler yapan aynı testi aynı gruba bir daha uyguluyor. İkinci uygulan testin sonuçları test puanlarının standart sapması 9. Standart sapmalar aynı mı? Evet 9, 9 aynı. Ama güvenirlik ne olmuş? Artmış. He. O zaman ikinci sınavın güvenirliği daha yüksek ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle daha düşüktür diyor. Yani güvenirlikle diyor ters orantılı olan kim ise onu bana bul geti diyor. Peki kanka test puanlarının açıklığı ne demek? Ranj. Bir yerde öğretmenlerim ranj düşer ise o zaman biz burada güvenlik düşüktür diyebilir miyiz? Evet deriz değil mi? Peki B'ye bakalım. Medyan. Arkadaşlar Test puanlarının medyanın düşük olması bize güvenlik yorumu yaptırtmaz. Standart puan ZT, Z ve T'den güvenlik yorumu yapamazsınız. Standart hata olur. Peki standart hata ile güvenirlik geçerlik nasıl bir orantıdaydı? Ters. Peki bir yerde standart hata düşükse güvenirlik nedir? Yüksektir. Ha, o zaman kesinlikle daha düşüktür dediğine göre ölçmede standart hatası daha düşük olduğu için güvenirlik nedir? Daha yüksektir diyoruz. Peki öğrenci puanlarının farklılığı, farklılaşma artarsa standart sapma, varyans, range artar. Dolayısıyla güvenlik artar. Demek ki farklılığın fazla olması, açıklığın fazla olması güvenirliği artırır. Bize düşük olanı sorduğu için bu yüzden cevabımız denizde olur. Unutma hata ile Güvenilir. Her zaman ters orantılıdır. 9. sorumuz gelsin. Ne geldi? Kanka istatistik geldi. Doğru cevabı Yıldız'da göstermiş. Burada nedeniz olduğunu vermiş. Hangisi doğru olmaz diyor. Maddenin güçlüğü 0.44. Nasıl buluyorduk? Üstteki doğruyla alttaki doğruyu topluyorduk. Topladık kaç etti? 44. Tamamına bölüyorduk. 50-50 daha 100. 44 bölü 100'den PC 0.44 çıktı o zaman doğru. Soruyu 100 kişi işaretlemiştir. Yanlış. Hocam 100 kişi var. Buradakili ne diye vermiş? Boş. Ne o zaman boş boş bakıyorsun? Boşu niye verir? Ha gözü kör olmayan sıca. O zaman 100 kişi sınava girmiş. 5 kişi boş bıraktığına göre o zaman 100 kişi değil 95 kişi işaretlemiştir diyoruz. Yanlış olanı bulduk. C. En güçlü çeldirici C'dir diyor. Öğretmenlerim en güçlü olması için görevini yapması lazım. Ya bakalım. Edirne altla üst birbiriyle eşit olduğu için görevini yapmıyor. Bursa'da üst fazla olduğu için görevini yapmıyor. Bir çeldiricinin görevini yapması için alt üstten fazla olacak. O zaman görevini yapan kim? Ha, Adana Ceyhan. Peki toplamı en fazla olan en güçlü olacak. Topladım 15. 14 bir daha topladım 15. Hocam, efendim, aynı çıktı. niye yapak? O zaman ne yapacağım? O piti piti mi yapacağım? Saçmalama. Ne o piti pitisi? Eğer eşitlik çıkarsa geleceğin ikisinin de alt grubuna bakacaksın. Hangisinin alt grubu daha fazlaysa doğru yanıt odur diyeceksin. Bunu eşitlikle yapacaksın. O yüzden en güçlü olan kim? C'dir dediği için doğru. Maddenin ayırt ediciliği yeterlidir. Ayırt ediciliği nasıl buluyorduk? Üstten altı çıkar. 32'den 12 çıktı. 20. Tamamına değil yarısına bölüyorduk. 50. 20 bölü 50. Paydanın 100 olması için her iki tarafın iki katını al. 40 bölü yüzden ne çıkar? 0.40. Hocam. Heh. Ama ben o kadar hızlı matematik yapamıyorum. E sen yavaş yap. Yavaş yap. Hızlı yapma. Doğru yap. Ama hocam benim moralim çok bozuyor. E niye yapayım? Bugüne kadar matematik yapamamışım. Hırsını benden niye çıkarıyor? Gözü kör olmayan sıcağı. Acık sende. Barnaklarını kullan. Kağıda yaz. O şekilde yapacaksın kanka. Peki ayırt ediciliği yeterli niye? 30'un üstünde olduğu için. C çeldiricisi görevin yerine getirmiştir. Evet alt üstten fazla olduğu için görevin yerine getirmiştir. Ama 100 kişi değil 95 kişi işaretlediği için C Bursa seçeneği yanlıştır. Hadi bir sonraki sorumuz gelsin. Bir çoktan seçmeli sınav sonucunda alınan puanlar 70, 75, 80, 80 85 Buna göre hangisi doğrudur diyor. Benim öğretmenlerim soruyu böyle yatay verince bazıları diyor ki ne yapacak? Biz bu tür sorulara hiç alışık değiliz ki hocam. O zaman puan frekans tablosuna çevir. Nasıl yapıyoruz hocam? Bak şöyle yap. Bu ne? P yani puan. Bu ne? Frekans. Yazdın mı? Yazdın. En düşük puan kaç? 70. 70 alan kaç kişi? 1 kişi. O zaman 70 puan alan 1 kişi. Böyle yaz. Peki ikinci puanın kaç? 75. Kaç kişi almış? 1 kişi. 80 alan? 2 kişi. 85 alan? 1 kişi. Kankalarım gördünüz mü? Gördük. Peki ne, su, ne diyor? Mod yok diyor. E mod var. Mod kaç? 80. Ha doğru hocam ya. Mod var. O zaman bu yanlış. Varyans 5'tir diyor. Hocam 5'er 5'er artıyorsa Varyans 5 olmaz mı? Ha? Varyans o kadar basit bulunuyordu. Sana test istatistiği ile ilgili varyans standart sapma veriyorsa ele. Çünkü o formülsüz, hesap makinesiz bulunmuyor. O yüzden böyle bir şey olmaz. Ama sorunun standart sapması sorunun varyansını yayınlar sorar. Ama testimkini yayınlar dahi sormaz. O yüzden ele. Öğretmenlerin medya Medyan neydi? Ortadaki puan mıydı? E küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre medyan kaç? 80. E adam kaç demiş? 77,5 dediği için yanlış. Peki range açıklık demek değil miydi? En yüksekten en düşük puanı çıkarttığımızda 85'ten 70 çıktı. 15. 5 demiş. Yanlış. Aritmetik ortalama 78. Kanka, senin işlemin geldi. Toplama yapacaksın. Hadi çıkar parmakları. Hocam ben yapamam bu kadarını. E kanka ne yapayım? Bunları toplayacağım işte alt alta. Peki öğretmenlerim 70, 75, 80, 80 toplasan. Şurası hadi ben senin için toplayayım. 160 mı? Şunu da topladın. 320, 390 yapar. Vaa! Hoca ne hızlı bölüyor be! Hocanın kafası nasıl hızlı çalışıyor? Hoca 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 Ne var? Ya? O kadar da yapayım daha. Artistik yapmıyorum yani. Peki kanka bunu kaçabiliyoruz? 5'e. Niye? Kaç puan var? 5 tane. Peki öğretmenlerim Hadi gel size ilkokul anlatır gibi anlatayım. 39'un içinde 5 kaç defa? 7 defa. 7 kere 5? 35 hocam. Peki 9'dan 5 çıktı kaç kaldı? 4. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. 4'ün içinde 5 yok. Kime gidiyoruz? Komşuya komşuya. Nerede la öyle komşu? Komşu mu kaldı? Komşuda da bir şey yoksa ne alacaksın? Peki sıfıra indir. Kırkın içinde beş kaç defa? Sekiz defa. Peki aritmetik ortalamaya kaç bulduk kankalarım? 78 bulduk. Bu yüzden cevabımız denizlidir. Haydi bakalım. Ne gelmiş? Sağ mı çarpık, sola mı çarpık? Hocam 11. sorular hep bizi çarpıyor. Kanka ÖSYM'nin soru tarzında da öyle çünkü. Neyi vermiş? Merkezi eğilim ölçülen. Gelin sağ mı çarpık, sola mı çarpık? Buna bir bakalım. Parolamız neydi? Moda bakacaktık. Moda. Kanka mod 61. Medyan 53. Aritmetik ortalama 45. A sınıfın modu nasıl? A sınıfın modu çok yüksek. Bir sınıfın modu yüksek olursa o sınıfın başarısı ne olur? Yüksek. Bir sınıfın başarısı yüksekse o hangi dağılım oluyordu? Sola çarpık dağılım oluyordu. Gel B'ye bak. Mod 34. Medyan 40. Aritmetik ortalama 45. Kanka sınıfın modu yerlerde sürüm sürüm sürünüyor. O zaman modu düşük olduğuna göre bu da ne olur sağ çarpık. Ben size ne diyorum canım öğretmenim? Modumuz düşükse başarı düşük. Sağ çarpık modumuz bugün yerinde hocam. Bugün bir deneme yapacağız. 12 12 ölçme. Hemen ne yapacağız? canım işte o sola çarpıdır. Gel bakayım. 1 Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. A şubesindeki öğrenciler daha başarılı olmuştur. Sola çarpık dağılımda sağ çarpıktan daha mı başarılı olur? Ya da medyanlara baktığımızda medyan puanı daha mı fazla? O yüzden A bir öncülümüz doğrudur. B Şubesi sola çarpıktır. B sola mı çarpık sağ mı çarpık? Sağ çarpık olduğu için 2'yi ele. Seçeneklerde 2 olanları ele. 3 var mı yok mu bakalım. A şubesindeki çarpıklık negatiftir. A sola mı çarpık? Bak negatifliği pozitifliği karıştırıyorsam kurban olayım şu çizgiyi çiz. Çizdim hocam çizdim. Bu ne? Puan çizgisi. Puan bu tarafa doğru gelince artar. Bu tarafa doğru gelince azalır. Peki A şubesi sola çarpıksa o zaman sağa yığılmış sola çarpık. böyle mi oldu? Peki puanlar nereye yığılmış pozitife o zaman nereye doğru kayış gösteriyor negatife. O zaman A şubesinin çarpıklık katsayısı negatiftir dediği için 3 de doğrudur. Bu yüzden doğru yanıtımız Denizli olacaktır öğretmenim. Haydi bakalım. Öğretmenin son sorusu gelsin. Buna göre mutlalayıp uy şu köfenin aşkı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Ne verilmiş? Muttalibin ham puanı var. Ortalama verilmiş ve standart sapma verilmiş. Buna göre öğretmenlerim ikinci yazılı sınavda muttalip daha başarılı diyor. Ne yapmam lazım? ZT bulacağım. Nasıl buluyorum? Aritmetik ortalama kaç? 70. Muttalip kaç almış? 82. Ortalamanın gerisinde üstünde. O zaman Z'si artı. Peki kaç puan üstünde? 12. Peki standart sapma kaç? 4. 4'er 4'er gittiğimde 12'yi bulabilmem için kaç standart sapma giderim? 4, 8, 12. 3 defa. O zaman Z puanı kaç buldum? 3. Hani lan formül? Formülsüz, mormülsüz hallediyor. Bak. Yani her şey formül değil. Ne dedim? Burayı kullanacaksın. Kullan. Saklama. Peki. Hadi bakalım diğerine bakalım. Ortalama kaç? 60. Ham puan kaç? 76. Aradaki puan farkı ne? 16. 16. Ortalamanın neresinde? Üstünde o zaman artı. Kanka 16 puanlık fark var. SS standart sapma kaç? 8. O zaman ne yapacak? 8, 16. Kaç adımda geldi? 2. O zaman Z'si 2 olacaktır öğretmenim. Bak böyle bulduk. Peki ikinci yazılı sınavda daha başarılı. Z artı 2 3'ten düşük olduğu için daha başarısızdır. Cız. Ele. Birinci yazılı sınavında sınavın yaklaşık %98'inden başarılı olmuştur. Z'nin artı 3 olduğu bir yerde sınavın yaklaşık %99'u olur. Z artı 3 99 Z artı 2 yüzde 98'dir. O yüzden bu da yanlıştır. İkinci yazılı sınavında soruların yarısından daha fazlasını doğru çözmüştür. Yanlış. Ama hocam söz. Nereden mi biliyorum? Çünkü Z ve T hedef davranış ve soru sayısı hakkında bilgi vermez. Çünkü bir insan öğretmenim 10 puan olarak da sınıfın birincisi olur. Var mısın iddiaya? Varım hocam olamaz. Peki. 100 kişilik bir sınıf. Ha uçuk bir örnek veriyorum. Bütün öğrenciler sıfır aldı. Muttalip de 10 aldı. He. Sınıfın en başarılı öğrencisi kim? Muttalip. Kaç puanla? 10 puanla. Ne oldu? Yani demek ki öğretmenim sınıfın durumuna göre yorum yapmaktır ZT. Ha demek ki sorunun yarısından azını da doğru yaparak en başarılı, en iyi öğrencilerden biri olabilir. O yüzden cızacağım. De Birinci yazılı sınavında ilk yüzde birlik dilimin içindedir. Z puanı kaç? Artı üç. Z puanı artı üçse yüzde doksan dokuzun başarılı mı? Yüzde doksan dokuzundan başarılıysa o zaman ilk yüzde birlik dilimin içindedir. Unutma. Ha o zaman bu doğru. Cevap denizde. O zaman hocam şöyle bir genelleme yapabilir miyim? Ne kadarından başarısızsa o kadar yüzdelik dilimin içinde mi oluyor? Örnek ver. O zaman %98'inden başarılıysa yüzde kaçlık dilimin içinde yüzde ikilik. Yüzde başarılıysa yüzde 16'lık dilimin içindedir unutma. E, ikinci yazılı sınavında ortalamanın 3 standart sapma üstündedir. İkinci yazılı sınavında ortalamanın 2 standart sapma üstünde olacağı için Edirne'de yanlış. Doğru cevabımız ne? Deniz'de olduğu. Ne yaptık kankalarım? Beşinci deneme sınavında bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Dinleneceğiz. Notlarımızı alacağız. Altıncı denemeyi hemen 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 izleyeceğiz.